güzel güzel anılar paylaşacağız. Tamam. Ama inşallah iyi sonuçlar da alacağız. İnşallah. Hadi seni tanıyalım. Ben Berfin Aslan, 22 yaşındayım. Almanya'da doğdum, Almanya'da yaşıyorum. Almanya'da şu anda Uluslararası İşletme Yönetim bölümünde okuyorum, International Business Management. Staj için Türkiye'ye geldim, bir otomobil sektöründe dış ticaret departmanında ithalat, ihracat, onlarla ilgileniyoruz. Stajıma başladım. İlk iki ay İstanbul'daydım, sonrasında İzmir'e geçmeye karar verdim. Aslen İzmir'deyiz çünkü. Stajıma home office olarak devam ediyorum İzmir'den. Güzelmiş. Şu an yarışma için İstanbul'a geldim. Tekrar. Bir ayağımız Almanya'da yani. Evet. Aileniz orada. Ailem de orada, aynen. Peki. Kimle geldin? Arkadaşımla geldim. İlkokul arkadaşım, çocukluk arkadaşım. Uzun sürelerde tanışıyoruz. Arkadaşız. İletişimimiz hiçbir zaman kopmadı. Almanya'ya gitsem de. Öyle Sude'yle geldim. Sude hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Hadi tanıyalım seni biraz. Ben Sude. 22 yaşındayım. Beraber İzmir'den geliyoruz. Polonya'da okuyorum ben de. Onun dışında çocukluk arkadaşıyız. Yaklaşık 15 seneden aşkın bir arkadaşlığımız var. İletişim hiç kopmadı ama. Hiç kopmadı evet. O gitse de sürekli bir iletişim içindeydik. Sen Almanya'ya gidiyor musun Adır? Yok, gitmedim daha ama gideceğim. Bir evet. Kere, bir kere çağırmadın mı da Almanya'ya? Ya çağırma meselesi değil de oturum falan bir şeyler gerekiyordu sanırım. Şu an gelebiliyorsa izin almamız gerekiyor sanırım öyle bir şey için. Yani, vize meselesini çözmek. Evet, vizeler çok sıkıntı. Evet, biraz ondan. Öyle neyse, bundan sonra belki bir evet. Almanya turu. Evet. Bu saatten sonra gerekebilir. Kim karar verdi? İkiniz beraber gelmiş. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk, teşekkürler. Peki, yarışmanın kurallarını biliyorsun. Evet, biliyorum. Hazır mıyız? Hazırım. Başlayalım mı? Başlayabiliriz. Peki. Sevgili seyirciler, milyoner başlıyor. Belki ilk sorumuz geliyor. Hangisini söyleyen biri olağanüstüydü, harikaydı, çok güzeldi demek istiyordur? A. Bayram trafiği gibiydi. B. Matematik dersi gibiydi. C. Fazla mesai gibiydi. D. Rüya gibiydi. D. Rüya gibiydi, son kararım. İkinci sorumuz geliyor. 5000 lira değerindeki ve baraj sorumuz. Mavi yolculuğa katılanlar muhtemelen hangisiyle seyahat ediyorlardır? A. Tekne. B. Tramvay. C. Dolmuş. D. Troleybüs. A. Tekne. Son kararım. Bir ara gözlerinde bir ara panik gördüm. Evet, şöyle geliyor. Timurlu Devleti'nin kurucusu ve ilk hükümdarı kimdir? A. Timur. B. Babür. C. Cengiz Han. D. Attila. Ya açıkçası tarih hakkında çok bir bilgim yok ama Timur olduğu için, Timurlu Devleti olduğu için çok mantıklı geliyor ama kolay bir soru olabilirdi o ihtimal olursa da. O yüzden çok emin olmadığım için çok el hakkımı kullanmak istiyorum. Sanırım %50 joker hakkımı kullanacağım. Peki, yarışmacımız %50 joker hakkını kullanmak istedi ve bu durumda iki yanlış cevap ekrandan silinecek. A. Timur. B. Babür. Umarım yanıltmalı soru değildir diye umaraktan A. Timur son kararı diyorum. $10,000 değerindeki dördüncü soruya. Hazır mıyız? Hazırım. Hadi bakalım. Soru gelsin lütfen. "32 yarışmacıyla başlanan bir turnuvanın tüm çeyrek finalistlerinin belli olduğu aşamasında toplam kaç yarışmacı elenmiş demektir?" A. 28. B. 24.
C16D8. Aslında sakin olarak hesapladığında matematik hesabı. 32 yarışmacımız var. Matematiğim çok kötü. O yüzden hiçbir şekilde şu an hesap yapmaya cesaret edemedim. Bir baskı da var üstümde doğal olarak. Ben Joker'imi kullanmam çok kötü olacak benim için biliyorum ama çok gerildim ve kullanacağım diyorum sanırım. Öyle bakıyorum. Hangi Joker'i kullanmak istiyorsun? Seyirci. Seyirci Joker'imizi kullanmak istiyoruz. Peki. 5 saniyemiz var. Hemen nasıl? Cevaplamak zorundasın. Tamam. Ama önce stüdyomuzdaki seyircilerimize soracağız. Soruyu tekrarlıyorum. 32 yarışmacı ile başlanan bir turnuvanın tüm çeyrek finalistlerinin belli olduğu aşamasında toplam kaç yarışmacı elenmiş demektir? A28, B24, C16, D8 ve süre başladı. Saniyelik değerlendirme süresi bitti. Seyircilerimiz %63 ile B cevabı vermişler. En yakın C %18 ile. Evet, B 24 son karar. Son karar. Süre şu an başlasın. ₺20.000 değerindeki 5. sorumuz geliyor Berfin. Ve bu sesli bir soru. Önce kalaylı olarak bahsedilen hangisidir? A. Maşrapalar. B. Semaverler. C. Güğümler. D. Havanlar. Muhammed Eren Belioğlu, Songül Doğdu, Sinan Başlar. Hangisi? Genel kültürüne güveniyorum diyorsun. Genel kültürüne güveniyorum. Geleceğim. Bakalım Sinan bu türküyle ilgili doğru cevabı bulabilecek mi? Akşamlar Sinan Bey, Oktay Kaynarca ben, merhabalar. Ben Milyoner Yarışması'ndan arıyorum. Yarışmacımız Berfin bir soruda takıldı ve size ihtiyacı var. Ve ben şimdi sizi baş başa bırakacağım ama önce sesli bir soru olduğu için... Sinan... Müziğini dinlediğiniz türküde kalaylı olarak bahsedilen hangisidir? Kalaylı olarak bahsedilen. Maşrapalar, semaverler, güğümler, havanlar. Çok teşekkür ederim. Bu kararım. Hazır mısın? Hazırım. Hadi bakalım sorumuz gelsin. Hangisi The Beatles grubunun bateristidir? A. Roger Waters. B. Freddie Mercury. C. Elton John. D. Ringo Starr. Hiçbir fikrim yok. Yani The Beatles... Türkü bilmiyorsun, bunu biri var. Bateristi kim bilmiyorum. Yani... Bir saniye. Ya bu noktadaya çekilmem gerekecek. Ya da şansımı deneyeceğim. Ama şansım... Yani çok düşük bir oran çıkması.